Gençler, Edebiyat Dersi'ne tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Dün 3 saat beraberdik, bugün de 2 saat beraberiz. Bence artık benimle bıktınız gibi hissediyorum, umarım bıkmamışsınızdır. Bence Edebiyat hepinizin en sevdiği ders diye düşünüyorum. Bazılarınız için de mesela öyle hayaletler gibi diye düşünüyor kesin ama bence hepiniz Edebiyat Dersi'ni çok seviyorsunuz diye tahmin ediyorum. Şimdi bugün yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Destan konusunu işlemiştik. Destan konusunda motiflerde kalmıştık en son. İşte kurt motifini yazdık, ağaç motifini yazdık vesaire. Onları anlattık. Şimdi o motifler kısmından devam edeceğiz. Birkaç tahtayı bir sileyim arkadaşlar. Sonra devam edelim. Yazdım en son hangi at motifini yazdım ben değil mi en son? Kurt kökberi yani bozkurt yazdık. Sonra ağaç yazdık. Daha sonra atı yazdık herhalde. En son onu da bitirdik diye tahmin ediyorum. Nerede kalmışız? En son hocam sizden bu kayıt. Teşekkür ederim canım benim. Sevgili hocam. Serhat'ım teşekkür ederim bana. At yazmışız. Tamam. O zaman tekrar gene ortaya başlık atalım. Şey yazalım. Gene Türk Edebiyatı'ndaki motifler. Yani siz yazmayın. Siz zaten devam ediyorsunuz. Ben şöyle belirteyim. Türk destanlarındaki motifler diye ben belirteyim. Atı da yazmışız zaten. Oradan daha sonra devam edelim. Bir saniye hemen bir açacağım. Sonra devam edeceğiz. Evet, bakalım. 523. Şimdi ne söylemiştik at için? At neydi? At neydi arkadaşlar? Yazın arkadaşlar bana bir söylesin. At motifi ne ifade ediyor onlar için? Neydi at motifi? Güç koruyan, evet. Ahmet'in söylediği gibi koruyan ve yol gösterendi. Sebebi neden öyleydi? Çünkü at çok önemliydi. İşte bizde yiğitlik, kahramanlık zaman. Şöyle düşünün, o zamanlardaki sistem tabii kuzanlar sistem arasında dağlar kadar fark var. Asırlar önce, yıllar önce yaşanmış bir yaşamdan bahsediyoruz. Mesela örnek veriyorum, bizde şu an at çok önemli bir kavram değil. Mesela ata binmek diye bir şey yok aslında. Sadece işte bilim vesaire yarışlar yapılıyor ya da insanlar eğlenmek amacıyla bazen atlara biniyorlar. Fakat o zaman da eğlenmek için değil, atlar savaşmak için varlardı. Savaşlardaki en büyük destekleri olduğu için otomatik olarak destanlarda önemli yer edinmişler demiştik. Sonra ağaç işlemiştik. Ve ağaç için şöyle söylemiştik, doğa tabiat çok önemli olduğu için, doğa tabiatın hani önemini artırmak için ağaçlar onlar için bir ana, bir ata, bir yuva olarak simgeleniyordu. Ve otomatik olarak da, motif olarak da destanlarda işleniyordu. Şimdi Türklerin bir sembolü var. Türklerin sembolü nedir? Kurttur mesela. Kurt çok önemli onlar için. Kurt onlar için gücü, yol gösteren, ışık olarak kabul edilir. Otomatik olarak o da işlenmiştir. Bir diğer motifimiz ise kırklar arkadaşlar. Şimdi kırklar yazacağız. Kırklar yazacağız. Kırklar. Şöyle. Şimdi kurtla ilgili bir destanlar çok uzun. Ben size mesela destanlarla ilgili bir şeyler anlattığımda bunlar en kısaltılmış haliyle ben size veriyorum. Bir destan anlatayım, ufak bir hikaye tarzında. Şimdi Ergenekon destanı diye bir destan var. Türklerin oluşturdukları bir destan. Ergenekon destanına göre İlkan Moğollarla yaptığı savaşı kaybeder. Bu savaş sonrasında İlkan'ın oğlu ve onunla birlikte 9 tane askeri de Moğollara tutsak düşer. Tabii bu tutsaklıktan sonra belli zorluklarla, çabalarla ve savaşmalardan sonra İlkan'ın oğlu ve o 9 asker kaçar. Kaçtıktan sonra da eşleriyle beraber, tabii eşlerini de alıp kaçarlar. Daha sonra Ergenekon adı verilen bir yer bulurlar ve burada yaşamaya başlarlar. Daha sonra bu aile büyüdükçe büyür, gençledikçe genişler. Daha sonra bunlar şöyle düşündüler. Biz büyüdük, gençledik, daha fazla toprağa sahip olalım. Tek toprak üzerinde değil, daha geniş topraklara hitap edelim diye düşünürler. Bunun üzerinde yola çıkarlar. Yola çıktıkları zaman boz bir kurt görürler. Ve bu boz kurtun onlara yol göstereceğini ve daha iyi yerlere ulaşabileceğini işaretini düşünüp o boz kurtu takip ederler. Büyük savaşlarla, büyük mücadeleler sonunda çok büyük topraklara sahip olurlar. Ama onlara yol gösteren nedir? Kurttur. Bak hikayede bile ana unsur olarak geçmiştir motif olarak. Aslında motiften de çıkmış belli bir önem arz etmiş burada. Kurt
belli bir önem arz ediyor. Yani destanların hemen temelinde, böyle ortasında hep bir motif var arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Yani bunlar aslında önemli şeyler. Şöyle yazalım o zaman kırkları için. Açıklaması şöyle. Bu arada görebiliyorsunuz değil mi? Bir yazayım da sonra görmemizi söyleyeyim. Bu motif destan kahramanlarının destan kahramanlarının etrafındaki koruyucu gücü temsil eder. Gençler görüyor musunuz? Kuruyorum gösteren gözüküyor, tamam süper. Tamam süper, teşekkür ederim. Temsil eder. Devam ediyoruz. Mesela örneğin diyoruz. Örneğin Oğuz Kağan 40 gün sonra yürür. Oğuz Kağan 40 gün sonra yürür. Şimdi her şey 40'lar üzerinde ilerliyor. İşte 40 gün içerisinde gerçekleşiyor, 40 gün içerisinde büyüyor vesaire. Hep 40'lar üzerinden geçiyor. Neymiş bu motif? Destan kahramanları etrafındaki koruyucu güç temsil eder. Mesela 40 olduğu zaman daha sağlıklı, daha iyi ve daha mutlu olduğunu gösteriyor. Yani bunu simgeliyormuş. Burada bunu anlatmaya çalışıyor. Mesela bir tane daha örnek verelim 40'la ilgili. 40'la ilgili şunu da söyleyebiliriz. Mesela 40 gün içerisinde yürüyor. 40 gün içerisinde konuşmaya başlıyor. Çocuk 40 günken konuşuyor mesela. 40 günken konuşuyor. Bu mümkün değil aslında baktığımız zaman. Çocuk 40 günken yürüyemez. Ya da 40 günken konuşamaz. Ya da 40 günken konuşsaydı yani korkunur herhalde. Benim çocuğum 40 günken olsa korkunur herhalde. Daha sonra mesela ne diyebiliriz örnek olarak? Mesela bir destanda kaftan etrafını 40 günde dolaşıyorlar. 40 tane masa koyuyorlar. 40 tane şey dikiyorlar mesela. 40 tane odun gibi şeyler dikiyorlar. Hep böyle 40 sayısı. Her şey 40. 40 masa, 40 gün hep onun üzerine gidiyor. 40 sayısı oldukça önemli. Eski dönem için. Yazdınız mı arkadaşlar? Yazdınız herhalde. Ya var ya, Kadir'den var ya efsane sinirmeydi. Şu Kadir'in şunu da bir efsane Kadir ya. Aferin, teşekkür ederim arkadaşlar. Yazmışsınız zaten. Kadir, bu arada bu benim en sevdiğim şiirlerden bir tanesi, onu da görmek isterim. Ne diyor? Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey, dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Nazım Hikmet, ben bu eserine bayılırım. Çok efsane bir eser, çok da güzeldir. Valla Kadir, bu tekrarlarımızını aldım. Evet arkadaşlar, yazdığımız o zaman tekrar geri devam ediyoruz. Kırkları yazdık zaten, o zaman bir diğerine geçiyoruz. Bir diğeri neymiş? Ok ve yay. Ok ve yay. Ok, yay diyoruz. Hemen bunun tanımlamasını da yapalım. Türklerin savaşçı olduklarını temsil eden, Türklerin savaşçı olduklarını temsil eden motiftir.
destan kahramanlarının yeteneğini sergilemek için bir araçtır. Neymiş? Şimdi ok verenin motif olması şaşırtıcı bir şey değil. Otomatik olarak at varsa, savaşçı bir yapımız varsa, ok ve yay ise otomatik olarak destanlarda çok büyük bir önem arz edecektir. Türklerin savaşçı olduklarını temsil eden bir motiftir. Zaten Türk toplumu savaşçı bir toplumdur. Mesela bir yerde kalayım, sadece kendimi koruyayım değil, savaşayım, toprağı genişleteyim, daha büyük bir topluma, toprağa sahip olayım gibi bir yapısı vardır. Ve işte aşağı ezileyim gibi bir anlayışı asla kabul etmez. Otomatik olarak da savaşçı kavramı ruhlarını işlemiştir. Savaşçı kavramı ruhlarını biz otomatik olarak ok ve yayla önemli bir yer edinmektedir. Bir diğerine geçelim. Bir diğer neymiş? Mağara. Şöyle yazalım. Destanlarda anne karnını ve sığınağı temsil eden, destanlarda anne karnını ve sığınağı temsil eden bir motiftir. Neymiş? Şimdi bakın aslında ne kadar ince ve güzel anlamlar içeriyor. Mağaraya sığındıkları için, mağara onları kurguduğu için onlara öyle güzel anlamlar yüklüyorlar ki. Mesela bir taşa bile bir anlam yükleyebiliyorlar. Ağaca bir anlam yükleyebiliyorlar. Yani doğadaki aslında her şeye bir nevi de saygı duyuyorlar. Ve saygı duyduklarında destanlar içerisinde de bunu görmüş oluyoruz. Destanlara sandıkları için şimdi bir insanın en büyük sığınabileceği işleri nedir? Mesela anne diye düşünüyorlar. İşte anne karnını da mağaraya benzetiyorlar. İşte eş değer tutuyorlar. Bu kadar da doğaya önem veriyorlar. Otomatik olarak da bunlara hep anlamlar yüklüyorlar. İnsanlar ya bunları söylerken de yazarken otomatik olarak ne yapıyor? Bunlardan etkilenip eserlerinde bunları dile getiriyor. O yüzden mağara içinde anne karnını temsil eden bir motiftir diyebiliriz arkadaşlar. Yazın. Neyi temsil eden bir motiftir? Ne diyor? Sığınağı temsil eden bir motiftir canım. Öyle yazdık. Sığınağı temsil eden bir motiftir. Yazdınız herhalde, tahmin ediyorum. Evet, çoğunuz yazdınız. O zaman son bir motifimiz kaldı. O son motifimizi de yazdıralım. Ondan sonra da başlıkla bitirip bir başka başlığa geçeceğiz. Son bir motif kaldı. O motif de ya da taşı. Şöyle ki, milli birlik ve bütünlüğü, milli birlik ve bütünlüğü devletin süreklerini ve halkın mutluluğunu ve halkın mutluluğunu temsil eden bir motiftir. Ne görüyoruz? Milli birlik ve bütünlüğü, devletin sürekliliğini ve halkın mutluluğunu temsil eden bir motiftir. Her taşında bu anlamı yüklemişler arkadaşlar. Bunu da yazalım, ondan sonra Türk yazarlarındaki motifleri bitirmiş oluruz. Var aslında biraz daha ama
biz kaba taslak en önemli değerini vermeye çalıştık. Yazın, yazdığınızda yazdığınızı belirtin arkadaşlar. Yazdığınızı yazdığınızı belirtin, bunları yazıyoruz. Yazdık herhalde diye düşünüyorum. Yazdınız mı? Yazdım yazdım geliyor. Bu hangisini ayıp anlamadım. Bir saatlere bakayım da tamam, şu an yazmışsınız. Tamam, süper. O zaman bunu da yazmışsınız. Aferin size. Teşekkür ederim. Anladın değil mi? Bu motiflerde insanların destanları yükledikleri anlam var. İşte kurda ne anlam yüklüyorlar, ağaca ne anlam yüklüyorlar, bağıraya ne anlam yüklüyorlar, motiflerde biz bunu görüyoruz. Anlaştık mı? Anlamadığınız bir husus, hocam şuraya takıldım, neden bir motif işleniyor, niye bir motif işleniyor diye merak ettiğiniz bir sorun, bir sıkıntı var mı? Emine anlamış, Seray anlamış, süper, teşekkür ederim Seray. Emine, Sudenaz anladım diyor, Sudenaz'ım teşekkür ederim. Ece Kutlucan anlamış. Ececiğim teşekkürler. Ahmet süpersin. Süper Ahmet, teşekkür ederim. Suna anlamış. Şu an bunu yazıyor da ben hani kimin derste aktif olduğunu da görebiliyorum. O yüzden tekerlekli isimleri okuyorum. Hani kim bizimle birlikte, kim açıp aslında dinlemiyor. Bunu da, yani şu an burada 28 kişi olmasına bakmayın. 28 kişiden yaklaşık sadece bir 10 kişi dinliyor. Geri kalan 18 kişi sadece açmıştır. Buna hiç şüphem yok. Ona eminim zaten. Ersin burada. Tamam. Ersin süper. Ya taşın biter bu. Yok saçma değil. Niye saçma olsun? Soru sorudur sonuçta. Şimdi bir tane yaz taşı eski zamanlarda bulunan bir taş. Aslında şöyle rengine göre anlam vermişti bana. Mesela kutsal bir renk olarak saymışlar, ona anlamlar yüklemişler. Şimdi taşları tabii ki halen şu an taşla satılıyorsunuz. İşte siniri alır, stres alır falan filan diye. Hatta ben bir tane stres alan bir taş almıştım. Sonra kendime dedim ki ben abi bir kadar taksa da benim sinir stresimi almaz. Yani halen taşlar var, takan insanlar var, buna anlamlar yükleyen insanlar halen var. Bakın eski zamanlardaki taşlara yüklenen anlamlar, halen 2020 yılına geldik, İsmail halen taşlara anlamlar yüklüyorlar. Doğada bulunuyor. İşte ne bileyim dediğin gibi mesela dağlarda, mağaraların içerisinde vesaire böyle taşlar bulunuyor Kadir. Tamam süperiz. Ondan sonra o zaman 10 dakikamız da kaldı. Bir konu daha başlığına geçelim. Oradan da birkaç bir şey anlatalım. Diğer ders devam ederiz. Diğer dersin başında bir destan anlatacağım. Bir destan hikayesi anlatacağım. Onu da dinleriz. Sonra birkaç bir şey daha yazarız. Bugünün destanı bitiririz. Zaten biliyorsunuz ki haftaya sınavlar başlayacak. Ondan sonra artık eğitimimiz yüz yüze olacak. Dersinize ben gelir miyim gelmez miyim bilmiyorum. Eda hocanız biliyorsunuz ki malum gitti. Onun yerine yeni bir hoca gelebilir ya da mesela dersleri ben de alabilirim ya da yeni bir hoca gelip alabilir. Onu bilemiyorum. Ona göre sistem devam edecek. Aslında bu online aldığımız son ders. O yüzden destan kursunu çok fazla ilerlemek istemiyorum ki hani yeni gelen hocanızla çok ilerlettim. Yani o da çok şey kalmasın. İstesemez ben çok ilerlediğim için ona konu kalmıyor. Konu bildiğince yavaş ilerliyor önümüzde. Evet, ama sınavlardan sonra, yani şimdilik Milli Eğitim'in kararına göre meslek de yani liseleri, işte spor meslek lisesi, sağlık meslek lisesi, güzel sanatlar meslek lisesi bunlar normal eğitime geçecek. Yani siz sınavlardan sonra normal eğitime geçeceksiniz, yüz yüze eğitime geçeceksiniz. Bu sınavlardan sonra nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı her zaman biliyorsunuz ki kararlar hep sürekli değişiyor. Fakat şu anlık karara göre sınavlardan sonra yüz yüze eğitime geçiyorsunuz. Ne demiş Mehmet Özkan? Evet.
Ahmet'in sorusuna cevapladık. Dediğim gibi sınavdan sonra yüz eğitime geçeceğiz. Ona göre belli olacak bakalım. Sistemin nasıl ilerleyeceğini biz de bilmiyoruz. Biz de sizin gibi takip ediyoruz. Yani bizim de aslında sizden çok farkımız yok. Biz de işte onların paylaşımlarını takip edip ona göre haberdar oluyoruz. O zaman arkadaşlar bunu da yazdığımıza göre ortaya bir başlık atalım. Ve şöyle söyleyelim. Türk destanlarında tipler diyoruz. Türk destanlarında tipler. Türk destanlarında tipler. Burada kişileri göreceğiz. Dediği aslında kişiler. Onları işleyeceğiz. Bunu da işleyeceğiz aslında. Tipleri de işleyeceğiz. Ondan sonra çok fazla herhalde tiplere bakayım. Çok fazla ilerlemem herhalde düşünüyorum ama ister istemez hızlı gidiyor. Çok da birazcık yavaş alacağım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hemen bir açıklama yapalım ilk başta. Destan tipi benzer değişmeyen özelliklere sahip kalıplaşmış kişilerdir. Türk destanlarında 3 tip vardır. Türk destanlarında 3 tip vardır. 3 tip vardır. 2 nokta üst üste 1 Arif tipi. 1 Arif tipi. Savaşçı, kahraman, yiğit, cesur ve lider kişilerdir. İslamiyet'in kabulünden sonraki destanlarda Alp Eren tipine dönüşmüştür. Evet arkadaşlar, bunu yazalım. Şimdi bir tipimiz neymiş? Alt tipiymiş. Bu şey bu arada, sürekli bağlanan tipler var. Bu şeyler tipimiz hep varmış destanlarda. Hiç bitmeyen tiplermiş bunlar. Karakter yani kişilerden bahsediyorum bu arada. Bunlardan bir tanesi alt tipiymiş. Bu savaşçı, yiğit ve kahraman olan bir tipmiş. Buna alt deniliyor fakat İslamiyet'le beraber tabii ki İslam'a bir isim de alması gerektiği için bu tip alt eren tipine dönüşmüştür. Alt yanına ne yapmış? Eren ismini almıştır arkadaşlar. Bunu söylüyor bize burada. İslamiyet'in kabulünden sonraki destanlarda Emine. İslamiyet'in kabulünden sonraki, bu kabul bu arada, kabul, kabulünden, belirteyim onun kabulünden, böyle çok, o çok hiç belli olmuyor ya, şu şey arkadaşlar, kabulünden sonraki destanlarda Alp Eren tipine dönüşmüştür. Şimdi bunlar nasıl olurmuş arkadaşlar? Şöyle bunlar hiç, mesela bütün destanlarda bunlardan var. İşte bir art tipi var, bir bilge tipi var. Bunlar her destanlarda olduğu için hepsinde fix var. Yani hepsinde bir savaşçı, bir alp var. Kahraman olan bir kişi var. Mesela bilge olan bir kişi var. Bir kadın tipi, bir kadın figürü her zaman var mesela. Bir kadın tipi figürü var olmazsa, yani olmazlardan
olmadı, bunu söyleyebiliriz. Yazdım, herhalde pek çoğunuz yazdı galiba. Bunu da sonra silelim, bir diğer başlığımızı atalım, onu bırakalım. Diğer ders iki tipli devam ederiz arkadaşlar. Şöyle bunu yazalım, yazdıktan sonra şöyle yapıyoruz. İkinci tipimizi yazıyoruz, yani bilge tipi diyoruz. Bunu siliyorum arkadaşlar. İki, bilge tipi diyoruz. İki, bilge tipi. Bu arada dün söylediklerimi not çıkartıp kendinize güzel bir çalışma kağıdı hazırladınız mı? Yani ciddi söylüyorum, doğru söylüyorum Allah aşkına. Yani hazırladın diyen var mı? İki, bilge tipi diyoruz. Burada bırakalım, diğer dersimize devam edeceğiz. Diğer dersimizde. Sadece bize hep soru soruyorum. Dün anlattıklarımdan yola çıkarak, kendime yola çıkartan arkadaşlarımız var mı? Yok, yazdığımdan çalışıyorum demiş. Evet hocam, Emine hazırlamış. Onun için şüphem yok. Ahmet hazırlamış. Eminim Ahmet. Yok, yazdığımdan çalışıyorum. Şimdi Batuhan ne yapıyor musun kuzum? Bir tane, şimdi yazdıklarını böyle güzel bir çalışma kağıdı olarak çıkardım. Arada kaynamasın, bir sıkıntı olmasın diye, tamam mı? Aferin Ece, süpersiniz. Teşekkür ederim. Mesela sadece benim yazdığımda o an hızlı hızlı söylediğim için siz edebiyatın tanımı daha güzel, işte mesnevinin tanımını daha güzel, romanın size ne yazdırdıysa mesela onları daha güzel unutmayın. Bir de ayrıca lütfen bu hani alfabeleri söylemiştik ya, alfabelerin sırasını asla unutmayın, tamam mı? İşte Köktürk, Uygur, bunu bu şekilde, ona uygun bir şekilde ezberleyeceksiniz. Yani sıralaması oldukça önemli, bunu derler söylemiştik, yine de ben size belirteyim. Güzel, şimdi hazırlayın, bu şekilde devam edelim. O zaman bugünkü şu bu ders, dersimizi bitirelim, diğer ders görüşürüz, olur mu? Hepinizi öpüyorum, kucaklayın, sevgiler. Gel, gelin, tamam mı? Kesin gelin. Hadi görüşürüz. Evet gençler, edebiyat dersine tekrar hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi bilgi tipini anlatacağız. Bir de son olarak da kadın tipini de anlatacağız demiştik geçen dersinde. Ama ondan önce bir destan anlatalım. Anlatalım ki hani kaba taslak nasıl olduğunu da öğrenebilirsiniz diye. Şöyle bir durum var. Şimdi destanlar çok uzun yazılır ve çok uzunlardır. Ben de bu kadar uzun anlatamayacağım için otomatik olarak bunu hikayeleştirmiş şekilde anlatıyorum. Şimdi ben size bugün Köroğlu destanını anlatacağım. Köroğlu destanını hepiniz duymuşsunuzdur. Şimdi biz küçükken yani böyle ortaokula falan gittiğimizde Yeşilçam filmleri çok çıkardı. Şimdi çok yok aslında. Bizim zamanımızda aşırı çok Yeşilçam filmleri çıkardı. Cüneyt Arkın'ın onların bir tane Köroğlu dizi filmi vardı. Kabataslak mesela oradan da hatırlıyorum. Çok güzeldir Köroğlu destanı. Bütün destanları okuyamazsınız siz. Çünkü bazıları çok karışıktır ve eski dille yazıldığı için ağırlıktadır. Yapma destanları okuyabiliyorsunuz. Yapma destanlar daha okuyabileceğimiz, sizin dilinize yatkın olan destanlar. Şimdi anlatacağım destan Köroğlu destanı. Fakat destana geçmeden önce destanın başlangıcının nasıl olduğunu size göstermek istiyorum. Daha sonra hikayesini anlatacağım size. Şimdi destanlar başlanırken ilk önce bir girizgahla, yani bir giriş yapılır. Ondan sonra destan hikayesi anlatılmaya başlanır. Köroğlu destanının girişi şöyle. Yiğitler silkinip ata binince dereler bozkurtlara ün olur. Bakın bozkurtlar gördünüz mü? Motiflerde vardı. Yiğit olan döne döne dövüşür. Kötüler kavgadan kaçar, hun olur. Koç yiğit cıdasını almış atıyor. Ak elleri kızıl kana batıyor. Bir kötü kavgadan dönmüş kaçıyor. Kaçma, kötü kaçma, şimdi dün olur. Bir yiğit çatlasın almış eline, serimi koymuşum yiğit yoluna. Kalkan paralara zırhlar deline, kanlı gömlek koç yiğide don olur. Köroğlu çağırır, figan aldılar, iman ehli birbirine öğütler. Boydan boya demir donlu yiğitler, vur adasın kahraman olur. Şimdi İlk başta böyle bir girizgah yapıyor. Yani giriş yaptıktan sonra hikayeyi anlatmaya başlıyorlar. Asırlar önce, yani yıllar yıllar önce bir Bolu Bey'i yaşanmış. Bolu Bey'in bir seyisi, adı Yusuf olan bir seyisi varmış. Seyis atları yetiştiren kişi bu arada. Bolu Bey'i seyis Yusuf'a şöyle söylemiş. Bana bu dünyadaki en güçlü atı bul, en güzel atı bul, bana getir demiş. Bunun üzerine seyis Yusuf diyar diyar dolaşıp en güzel atı bulmaya çalışmış. Fakat aslında öyle bir at olmadığını öğrenmiş. Bunun üzerine zayıf, cılız ama
ilerleyen zamanlarda büyüdükçe çok güzel olacak bir at bulmuş Seyyid Yusuf. Bu iki tay bu arada daha küçükler yani bunlar. İki tane tayı bulup Bolu Bey'in yanına götürmüş. Bolu Bey de sen benimle dalga mı geçiyorsun? Kör müsün be adam demiş. Bana zayıf zıcılız atlar, taylar getirdi. Benimle dalga mı geçiyorsun deyip adamlarına emir vermiş. Gidin Seyyid'in gözlerini mil çekin ve gözlerini kör edin diye. Bunun üzerine Seyyid Yusuf'un gözlerine mil çekiyorlar ve Seyyid Yusuf kör olur. Hem kör olup hem de eşinden ayrılır ve kendi memleketine geri döner. Burada bir oğlu vardır. Onun ismi Ruşen Ali. Fakat Ruşen Ali'nin babası kör olduğu için kör oğlu olarak adlandırılır. Yani herkes onu kör oğlu olarak bilmektedir. Bu kör, taylarını da alıp tabii Seyyid Ali memleketine gelir. Burada taylarını yetiştirir. Taylarını o kadar güzel yetiştirir ki, taylar o kadar güzel bir hal alır ki bir tanesinin atı Kırat'tır. Kırat destanlara konu olmuş, bir destandan diğer destana konu olmuş. O kadar güzel bir at bu arada. Sadece bu destanda yer almıyor, başka destanlara da konu olmuş. Çünkü o kadar güzel bir atmış Kırat. Bunun üzerine tabii oğlu büyür, atlar çok güzel bir hal alır. Fakat Seyyid Yusuf'un içinde hep Bolu Bey'ine karşı bir intikam vardır. Gözlerini kör etti, bunun intikamını almak ister. Bu arada bir nehirde bir rivayete göre işte şifalı bir su varmış. O şifalı sudan 3 yudum aldığında birincisinde çok büyük bir yiğit, ikincisinde çok büyük bir savaşçı, üçüncüsü ise yenilmeyen sonsuz bir güce sahip oluyor musunuz? Tabi bunun üzerine Seyyid Yusuf kendi oğlunu, kör oğlunu o nehre göndermiş. Yusuf da suyu getirirken ister istemez bilmeden o suda 3 yudum içer. Bunun üzerine bu güçlere yani hem yiğitlik hem şifalık hem de sonsuz güce kör oğlunun yani Seyyid'in oğlu kör oğlu sahip olur. Seyyid bunu duyduğunda ilk başta kızar. Niye böyle bir şey yaptın? Ben intikamımı alacağım. Sonra hiç fark etmez. Hasanıma ben olmuşum deyip aslında kendi teselli verir. Ve kör oğluna yani kendi oğluna şöyle bir şey yapar. Git Bolu Bey'inden benim intikamımı al ve öyle gel der. Bunun üzerine kör oğlu Bolu Bey'in bulunduğu memlekete yani Bolu'ya gider ve orada çok büyük zorluklara savaş içerisinde halkının rızkını yiyen, halkına hor davranan Bolu Bey'ini yener. Bolu Bey'ini yendikten sonra da bunun üzerine halka bollu bereket getirir ve orayı yöneten kişi haline gelir. Fakat kör oğlu hani bir söz var ya silah çıktı yiğitlik bitti gitti gibisinden. Kör oğlu bunun üzerine işte silahların çıkmasıyla beraber yiğitliğin bittiğini düşünüp dağa çıkıp yaşamına orada devam eder. Çünkü asıl gücün işte savaşmaktan olduğunu düşünüp silahlar çıkınca kimin güçlü kimin güçsüz olduğu belli olmuyor. Sıkınca ölüyorsun gibisinden arkasından sırtından vuranlar var deyip bunun yiğitlik ve kahramanlık olmadığını düşünüp tabii belli bir süre bu şekilde devam ediyor. Belli bir şiddetten sonra silah ortaya çıkınca kör oğlu dağlara çıkıp orada tek başına yaşamaya devam ediyor. Şimdi bu bir destan, anlatılan bir destan. Ben çok kısa anlattım. Tabii ki destanlar böyle kısa anlatılmıyor. Çok uzun anlatılıyor. Destanların kaba taslak yapısını gördünüz. İçinde bakın bozkurt var. Neydi bozkurtlar? Hatta kök bir bürü. Yani dediğimiz neydi? Kurtlar çok önemliydi eski Türk toplularında. Adem Türkleri simgeleyen motiftir kurt. Nedir? Yol gösteren kurtarıcıdır. Biz ne yaptık aslında bu destan içerisinde? Kurt motifini görmüş olduk. Atı gördük. At neydi? At onları koruyan, gözetleyen. Çünkü Türk toplumunda yiğitlik, savaş çok önemli bir kavramdı. At, avrat, silah kavramı üzerine atlar bunun için çok anlam ifade ettikleri için otomatik olarak destanlarında atı gösteriyorlardı. Bu arada ben şöyle söyleyeyim. Seyis'in gözlerini mil çekildiği zaman orada bir susu anlatmadım. Gözlerindeki ışık feri gitti denir. Şimdi ışık feri biliyorsunuz ki ışık çok önemli destanlarda. O da bir motif. Işık ise doğruluğu gösteren bir motiftir. Bakın bu destanda da ışığı da işlemiş oldu. Yani destanın tüm özelliklerini işte girizgahını, motifleri hep bu destan örneğinde görmüş olduk. Anlaştık mı? Evet. Anlaştık demiş. Duyar gibiyim. O zaman biz destan örneğinde gördüğümüz göre hemen tiplere geçelim. İkinci tipimiz neymiş? Bilge tipiymiş. Şimdi bilge tipini yazacağız. Birisi alp tipiydi. Destanlarda olmazsa olmaz olan tipti. Neydi? Yiğit, savaşçı, kahraman bir tip vardı. Daha sonra ikinci tipimiz ise bilge tipi. Bilge tipi ise öğüt veren, yol gösteren, saygı duyulan, manevi
lider konumundaki manevi lider konumundaki kişidir. Ak sakallı dede, ak sakallı dede, şu kısmın altına çizelim, dede olarak da bilinir. Neymiş bilgi tipi? Burada bir cümle çok önemli. Diyoruz ki, öğüt veren, yol gösteren, saygı duyulan manevi lider. Şimdi bir lider var, yiğit, güçlü olan, bunların başında olan bir lider var. Fakat eski zamanlarda Türk kültüründe bak çok şey aslında zamanla yitirilmiş çok şey var bizde. Mesela ağaç motifini gösterebilirsiniz, hatırlıyor musunuz? Ağaç motifi neydi onlar için? Bir anaydı mesela, bir ataydı, bir babaydı ve bir yurttu. Çünkü neden? Türk toplumunda, eski Türk kültüründe doğa, tabiat çok önemlidir. Mesela mağara ne olarak adlandırılıyordu? Mağara anne kavmiydi. Taşlar da onlar için çok büyük anlam ifade ediyordu. Doğaya çok önem verdikleri için de onlara taşınan yani anlamları da çok ağırdı. İşte mağaranın anne karnını simgelemiş olması gibi ya da ağacın ana ata olması gibi. Şimdi burada bu da bunun gibi bir şey aslında. O dönemlerde bilmek, okumak ve eğitimli olmak çok büyük bir önem arz ediyor. Otomatik olarak da yok, bu kadar büyük önem arz eden biri de o dönemin en önemli liderlerinden biri olarak sayılıyor. Yani nasıl bir han, kan varsa bunların yanında aksaklı dedeler de var. Bunlara sorulur, bunlara danışılır ve öyle yapılırdı. Yapılsın, yapılmasın hiç önemli değil. Gene akıl danışılır ve gidilirdi. Çünkü bilmek ve öğrenmek önemli bir şeydi onlar için. Bir de buna ne diyormuşuz? Aksakal dedi, başka bir deyişle bilgi tipi diyoruz. Şimdi nasıl hocam biliyorsun değil mi? Şimdi öğretmenin çok fazla değeri kıymeti kalmadı. Fakat o zamanlarda hatta bundan 20 yıl öncesine kadar, 10 sene öncesine kadar sahibi. Daha mesela annem anlatıyor mesela, bazen şok olup dinliyorum. Mesela diyor ki avucu omzuna dokunuyor ya. Mesela 2 gün omzum mutlu duruyor dokunmuş. Omzum mutlu dokundu diye. Yani ölçüsü. Evet. Şimdi eğitim her zaman çok önemli ki eğitimler de her zaman ayrı bir önem arz edildi. Şimdi sana sıkma bu ne yapıyorsun hoca diye. Evet. Bir kapıma geldik maalesef. Hocam Selay demiş ki bir de şey diyorlar sanırım hocam. Her gördüğümüz bir şey aksakalı dedi benzemez mi onun gibi bir şey. Hayır, bu aslında eski kültürden günümüze gelmiş bir deyim. Bak aslında güzel bir nokta. Bakın yüzyıllar önce söylenilmiş bir şey günümüze kadar geliyor. Ben her zaman ne diyorum size? Edebiyat geçmişi günümüze getiren bir araç. Bunların ortaya çıkmasında ise bir amaç olmuştur edebiyat. Gerçekten bu şekilde de görmüş olduk. Bakın çok yıllar önce, asırlar önce söylenen bir şeyi şimdi günümüzde görüyoruz. Yani o zamanlarda herkese danışılmıyor. Hani her sakallı olan da yani beyaz sakallı olan da bir bilge olmuyor. O yüzden de bunun üzerine hani her gördüğün sakallıya da bilge alma. Gerçekten bilgi birikimi olan kişilere sor mahiyetinde ortaya çıkmış bir deyimdir bu arada. Bunu yazalım arkadaşlar. Yazdığımızda yazdık diye belirtelim. Bir diğerine geçelim. Çok uzun değil zaten, kısa. Tamam, süpersiniz. Son bir tipimiz kaldı, o tipi de yazalım. Bir diyelim, tabii ki olmazsa olmaz. Aslında şu an her eserde var, günümüzde bile. Kadın tipi. Kadın tipi. Eski Türk toplumunda kadının çok önemli bir yeri var. Bir erkek kadar değerli. Eşi gittiği zaman kanının eşi babanın başına geçer, o yönetildi. Ondan izinsiz hiçbir şey alınmazdı. Ve şöyle kadın kadar erkek de, yani erkek kadar kadın da değerliydi. İkisi arasında hiçbir fark yoktu. Savaşlara o gidince o sağlam olurdu. Bir şey danışıldığında eşine sormadan hiçbir şey yapılmazdı. Otomatik olarak da kadının bu kadar değerli olduğu bir toplumda eserlerde de ne olacak? Kadın figürü her zaman işlenecek. O zaman şöyle yapalım. Erkeğin en büyük destekçisidir. Koruyucu, birleştirici,
birleştirici özelliği olan kişidir. Çünkü biz günümüzde tabii kadın figürünü görürüz ama genelde romanlarda, resimlerde hep aşk hikayelerini de görürüz. Aslında kadın sadece aşk için yok. Aslında bir aileyi bir araya getiren, onları bir eden ve bir toplumun halka dönüşebilecek bir güce sahip olan kadın figürü var bunlarda. Fark bu ya. Yani buradaki destanlardaki, şu an destan kadınlar arasındaki figürler çok, birbirinden çok farklı. Bunlar değer yüklüyorlar. Bunu da yazalım. Yazınca yazdım diye bir biteyim. Şimdi zaten bu şekilde kadına değer verebilir misin? Kadını tavuk gibi öldürüyorlar, dövüyorlar, sokağa atıyorlar, ağlatıyorlar. Ama bu neyden kaynaklanıyor? İşte her şeyden kaynaklanıyor. Tabii. Şimdi ise mesela eserlerde bile bunu görüyoruz. Kadınsan cennet için var eserlerde. Bir aşk, işte güzellik ifade edecekse eğer. Hep mesela şu günümüz destanlarda, yani günümüz eserlerde işte ince belli, uzun sonuçlu, zayıf, güzel, sadece başka evet değerlendiriyor. Maalesef kadın sadece bir fiziksel obje olarak görülüyor. Ki bunlarda böyle bir şey yok. Nasıl şöyle söyleyeyim, yani burada da destanlarda da kadının güzelliğinden bahsedilir. Ama güzelliğinin yanında aslında bir toplumu nasıl bir araya getirdiği, nasıl birleştirdiği ve aslında ata erkek değil de ana erkek bir toplum olduğunu gösteriyor bu destanlarda. Yazalım arkadaşlar. Bunu da yazdıktan sonra bir başlık daha işleyeceğiz. Ondan sonra bitireceğim dersimi. Çok hızlı ilerliyorum. Yüz yüze eğitime geçtiğimiz zaman dersimize girecek hocanın zorlanmaması için o kadar ilerlemek istemiyorum. Birkaç bir şey daha yazalım. Bir konu başlığı daha işleyelim. Ondan sonra dersimizi burada bitirelim. Bunu yazın. Yazdığınızda yazdım diye belirtin arkadaşlar. Aferin size. Tamam, yazalım. Bunu yazdıktan sonra şey yapacağız. Şimdi Türk destanlarının konularını işleyeceğiz. Fakat Türk destanları konuları ikiye ayrılıyor. Bir İslamiyet öncesi Türk destanları, bir de İslamiyet sonrası Türk destanları. Şimdi ikisi arasında farklar var. İster istemez anlatılan konu ve motifler de dine uygun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Hatta size şöyle söylemiştim, Alp tipini yazarken ne demiştik? İşte Alp tipi İslamiyet'ten önce Alp olarak adlandırılıyor fakat İslamiyet'ten sonra İslamiyet'e uygun olması için Arp Eren olarak adlandırılıyor. Bunun gibi küçük eklentiler, çıkarımlar da yapılmış. Bunu siliyorum. Şimdi o zaman büyük bir başlık atıyoruz. Türk destanlarını konuşuyoruz. Her birinden de üçer tane örnek verelim. İlk önce İslamiyet öncesine verelim. İslamiyet sonrası ise kalsın. Ondan daha sonra devam ederiz. Bu kazançlar peki. Kusura bakmayın, işlerim geldi. Sakın küçük gelmemiştim. Kardeşi kofre çalışıyor Çankaya'da. Gerçek. Çok iyi. Allah çok iyi. Derslerime gidiyor sürekli, arada gidiyor. Şimdi gittiğini söylüyor ama geldi gelme geri gidiyor. Yine de bir şiir bırakıp öyle gidiyor. En sonunda. Bir de güzel şairler, mesela Selim şairler biliyor. Mesela Nazım Hikmet, Ahmet Haşim, Cemal Süreyya. Kadir, bu dönem baya süper. Türk destanları konusu, şöyle yazarım, İslamiyet öncesi Türk destanları diyelim. İslamiyet öncesi Türk destanları. Bir yaratılış destanı, bir yaratılış destanı. Bu arada her zaman söylüyorum, bunu unutmayın. Her toplumun bir destanı yoktur. Geçmişe dönük, yani çok uzun bir geçmişe sahip olan toplumların destanları vardır. Bunu unutmayın. Bu bir genel kültür bilgisidir. Her toplumun, her ülkenin destanları yoktur. Büyük bir ve geçmişe sahip olan ülkelerin destanları vardır. Mesela dünya devleti olarak bilinen Amerika'nın bir destanı yok. Çünkü Amerika çok büyük bir geçmişe sahip bir olmadığı için. Ama Türk toplumu çok geçmiş bir döneme sahip olduğu için biz kaç tane kuralımız yaptık. Aslında ben en çok
geçmiş toplum olabiliriz. Yani en eski toplum, ilk toplumlardan, ilk toplumlardan biri olabiliriz. Dünya geçmiş ilk ya da şey olmuş. Evet, yani bu geçmiş bir toplumuz. Otomatik olarak da destanlarımız çok fazla bizim. Mesela bazı ülkelerin bir tane bile yokken, evet. Bizim çok destanımızlar bile yetmezmiş gibi destanlarımızı ikiye bölüyoruz. Onu da yetmezmiş gibi konularını ayırıyoruz. Doğal destan, yapma destan vesaire. Yani aslında toplumun geçmişinin ne kadar iyi eskiye dayandığını da bu destanlardan çıkarak da bulabiliriz yani. Şöyle diyelim arkadaşlar, bunun açıklamasına Altay ve Yakut Türklerinde söylenen destanlardır. Altay ve Yakut. Yakut türlerinde söylenen destanlardır. Türlerinde söylenen destanlardır. Bu arada siz geçen sene hatta ben hatırlıyorsam biz şiirlere ciddiye ayırmıştık. Altay ve Yakut'u Türklerin kullandığı lehçelerdir bu arada. Yani bizim lehçemiz Türk lehçesiyle yazılmış bir eser bu. Türklerin söylenen destanlardır. Tanrı Kayrahan, Tanrı Kayrahan, Tanrı Kayrahan ve su dışında hiçbir şey yokken Tanrı Kayrahan, Tanrı Kayrahan yalnızlık içinde düşündüğü bir sırada bitmiş ya. Suda bir dalga belirir. Bu da bitmiş. Sinir olmuyor. Tam resmi rengi olmayınca. Suda bir dalga. Bu da yalnızın yani. Belirir. Bir kadın hayali belirir. Bu ak ana olarak adlandırıyor bu arada. Burada bekliyormuş ama ak ana olarak geçiyor. Bir kadın hayali belirir. Ve Tanrı'ya yarat diyerek tekrar suya girer. Bunun üzerine insan topluluğu çok kötü oluyor. İnsan topluluğu oluşur. Umarım anlarsın ama okuyucu gözüküyor mu ya? Tamam. Şimdi yaratılış tesisleri isimden de görülür olacağı gibi çünkü insanlar neden yaratıldıkları ya da niçin yaratıldıklarını anlamak için tabii kendilerine bir hikaye kuruyorlar. Anlatılan bir hikayeye göre işte Kayrahan'ın şey olurmuş. Tek başına dünya yaratılırken sudan ibaret olduklarını düşünülüyor. Yani tamamen suymuş dünya. Bunun üzerine Tanrı Kayrahan, yani yalnızlık için düşünürken birden bir dalga çıkıyor. Dalganın içerisinden bir kadın, ak ana olarak adlandırılan bir kadın. Destanlarda çoğu zaman ak ana diye geçer. Ak ana belirliyor ve yarat diyerek ona sesleniyor. Bunun üzerine de Tanrı Kayrahan da bir kadın sureti ortaya çıkarttı ve yavaş yavaş tabii ki insanoğlu ortaya çıkmaya başlıyor. Kadir bir şiir yazmış hocam. Kimin eseri? Metin Fazıl Mahallesi. Bir okusana. Bir okur musun? Ne hasta bekler sabahı, ne kazı ölüyor mezar. Ne de şeytan bir günahı, ne beklediğine kadar. Geçti istemem gelmeyi, yokluğunda buldum seni. Bırak beni görmeni, gelme artık ne yarar. Çok güzel. Bir de en güzel şeyleri gönderiyor. Kız gitmez bir şey. Var ya yemeğiyle. Altı bir tane gönderdi. Bak az önce de şeye göndermiş bana. Sana bir onu okuyayım.
Az önce Nazım Hikmet'i göndermiş. Hatta bir Serpil şu şiire bak, gönderdiği şiire bak. Ekran görüntüsü aldım. Serpil'e bir kere göndereceğim. Bana şunu göndermiş Nazım Hikmet'i. Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Gönderdiği şeye bakar mısın? Kadir, Instagram var mı? Instagram varsa beni bir şey yap, ekle de. Seni bir şeyle bu şeyi paylaşacağım, seni de ekleyeyim. Bak takipçilerim çok az. Seni eklenir. Bravo. Hem işine yöneliyor hem dersi de. Anlıyor, çok güzel. Aferin bunu. Kadir'in abisi de benim eski öğrenci. Burada. Hı, burada. Sider. Abisi benim kardeşim ismi ya. O yüzden çok severdim. Nereye Kadir? Kadir nereye dedin? Hatırlamıyorum ben. Sider. Etlisini demiş. Etli miyim sen de? Tamam. E doğru Kadir, eklisin ya bende. Doğru doğrudur. Kadir seni, bunu ekleyeceğim seni akşam. Vallahi Sider'miş. Neresi Kadir? Kaç tane vardı Serpil? Üç. Üç dakika. Tamam arkadaşlar, o zaman biz bir tane daha başlık atalım. Ondan sonra biz burada bırakalım çünkü ben çok fazla ilerleyeceğim. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, bir de sizden bir ricam var. Dersinize gelirim veya gelmem de başka bir hoca gelir. Geldiği zaman ona bu başlığı söyleyin, tamam mı? Hocamız bu başlıktan devam etsin. Şöyle yapalım, ikinci başlığımızı da atalım. Şöyle diyelim, Alper Tunga Destanı. Bu destan, hani biz sürekli hatta örnek verirken okullarda hep söylüyoruz. Alper Tunga öldü mü, kötü dünya kaldı mı, felek çarkını çaldı mı gibi böyle bir tane de savu örneğimiz var. Bu da önemli bir destandır. Şöyle Alper Tunga, iki Alper Tunga destanı diyelim. Şöyle hemen başlığımızı atalım. Alper Tunga destanı diyelim. Siz diğer dersimizde hocanıza belirtirsiniz. Hocam biz burada kaldık diye. Arkadaşlar tekrar söylüyorum, hafta sınavlarımız var. Sınavlarda kompozisyonu yazmayı kesinlikle unutmayın. Kompozisyon çok uzun olmasın. Lütfen rica edin. Çok uzatmayın kompozisyonu. Süre 30 dakika, zaten 30 dakika içerisinde sığdırabildiğiniz kadar sığdırın. Size dün verdiğim genel tekrar konularını alıp temiz bir kağıda çekip tekrar etmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi kucak dolusu öpüyorum. Sevgiler.